Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz. Konuğumuz Tulpar At Ürünleri kurucusu Sayın Mehmet Nasuhi Şamlı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Evet, sizi tanımak, tanışmak istiyoruz. Buyurun. Teşekkür ederim. Ee, yüksek mühendisim aslında. Elektronik haberleşme yüksek mühendisiyim. Ee, uzun süre profesyonel iş hayatında profesyonel olarak çalıştım. 90 yılında çalışmaya başladım. Bir yandan da hobilerim oldu, spor hayatım oldu. Üniversitede atletizm ve su topuyla ilgilendim, oynadım. 89'dan 2012'ye kadar da uluslararası hakem olarak su topu hakemliği yaptım. 2012'de bıraktım. Dediğim gibi hobilerim oldu. Hobilerimden bir tanesi de atlar. E, aşağı yukarı 25 yıl önce e, at binmeye başladım, e, lisanslı olarak bu sporu yaptım, e, çeşitli müsabakalara iştirak ettim, koştum, e, at sahibi olarak aynı zamanda e, ve uzun yıllar önce de bu atlarımla ilgili e, çeşitli e, müstahzarlar, işte bakım ürünlerini kendim. E, kendi atlarım için yapmaya başladım. Aslında bunlar hep ithal ürünler e, ola geldi. Uzun yıllardan beri hala da çoğunlukla piyasada ithal ürünler var. E, yurt dışına çıktığım zaman alıp geliyordum yanımda getiriyordum falan. Ama daha sonra e, bunların öyle o kadar da çok e, e, detaylı ürünler olmadığını e, özellikle sentetik kimyasallar kullanmamanız durumunda, olduğunu öğrendim. Ee, sonuçta doğal bitkilerden, e, bitkisel ürünlerden elde edilen çeşitli karışımlarla elde ediliyor. Hı hı. Önemli olan en uygun, en güzel, e, en optimum karışımı bulmanız e, ve çalışır duruma getirmeniz. E, ben de e, uzun süre bunu kendi atlarım için yapmaya başladım. çeşitli e, ürünlerin hepsini değil, burada gördüklerinizin hepsini değil tabii bir daha sonra çevremdeki eşim dostum arkadaşlarım gene at sahibi olanlar denemek istediler Beğendiler kullanmaya başladılar onları hediye ettim böyle süre geldi 2019'da da ya dedim ki ben bu işi başka şekilde yapabilirim <laughs> ve bir şirketi şirket kurdum ve bu şirketle beraber bir iki tane ürünle başlayarak Bunların işte üniversite, Yeritepe Üniversitesi'nde Marmara Araştırma Geliştirme Laboratuvarları'nda testlerini yaptırarak, biyosidal testleri var, işte raf ömürleri, e, besin e, malzemelerinin, e, gıda e, enerji değerleri vesaire gibi e, bunları yaptırdık. E, i̇şte web sitemiz, ticari adımız, tescil işlemleri, bütün bunları e, ilerleterek bir platforma oturttuk. Ee, Pandemi ile beraber de bunu biraz hızlandırdık, ürünleri çeşitlendirdik. Tamamen doğal e, aromatik bitkilerle, ıtırlı bitkilerle ürettiğimiz, bunların yağlarıyla ürettiğimiz e, bir ürün gamı oluşturduk açıkçası. E, ürünlerden bahsetmemi isterseniz bahsedebilirim. Evet, lütfen. Bahsedebilirim. Özelliklerinden, ürünlerimizin çeşitlerinden. Evet, yani e, ben önce bundan başlamıştım. eski eksik Hı. Atların üzerine biliyorsunuz e, sinek konar Evet. özellikle sıcak havalarda e, özellikle çalışma esnasında antrenman veya müsabaka esnasında bu sinekler terli atlara gelmeyi çok severler veya tabiatta doğada e, at binerken ormanda orada burada bunlar gelirler. Bunları da uzaklaştırmak gerekir, zira bunlar konmaya devam ettikleri takdirde hem biniciyi hem de atı rahatsız ederler. Hı hı. Onun çalışma sırasındaki konsantrasyonunu bozarlar. Hı hı. Dolayısıyla bu önemli bir malzeme. Bunu yaptık. Ama bu piyasada olan birçok özdeşi gibi diyeyim, özdeş değil aslında da kimyasal içermemekte, yani sentetik kimyasal içermemekte. E, sinekler biliyorsunuz trake solunumu yaparlar ve ciltleriyle e, nefes alıp verirler ve özellikle lavanta, ökaliptüs, nane, limon gibi e, bitkilerin yağları bunların e, trake solunum sistemlerini bloke eder, nefes alamazlar. E, dolayısıyla atın üzerinde bu kokuları hissettiği zaman da gelmez, geldiği zaman kaçar çünkü nefes alamayacaktır. E, ama bir de öldürücüleri var. Yani bu öldürücüler e, sinekleri öldürmeye dönük ürünler. Ama bunlar tabii atlarda alerjen etki yapabiliyor. Dolayısıyla ben kendi atlarım için böyle bir şeyi kullanmıyorum. Arkasından işte kuyruğu, yelesi e, karıştığı zaman bunu taramak için e, açılsın diye ondan sonra tüylerini parlatmak için ve onların e, besi beslenmesini ya yani tüylerin, yelenin, kuyruğun gür ve besili... Bakımlı halde kalmasını sağlamak için bir takım müstahserler. içinde jojoba yağı, ondan sonra hint yağı e, gibi, e, gliserin, doğal gliserin gibi malzemelerin olduğu doğal ürünler. E, şampuanımız e, ve e, diri ekipman, eğer çizme vesaire gibi bunlar tabii kirleniyor biniş evet. sırasında. Ee, hemen attan indiğimiz gibi bunların üzerindeki kiri pası e, elimine etmek için çok instant bir e, şeyimiz var. Deri temizleyicimiz. Ondan sonra e, gene atların yoğun çalışması sonrasında e, adalelerinin, tendonlarının rahatlatılması için soğutucu bir jel jelimiz var. Bu bacaklarına, sırtına, omzuna, boynuna uygulanarak... Ee, onun rahatlamasını, aderelerinin gevşemesini sağlıyor bir jel. Hepsi doğal tabii. Bu gene çok sevdiğimiz bir ürünümüz. Ee, Mahmuz kullanıyoruz. Hı hı. Özellikle e, tecrübesiz biniciler mahmuzları nasıl kullanacaklarını bilmedikleri zaman e, atın cildine zarar verebiliyorlar veya at e, oradan buradan geçerken çalılara falan takılıp cildi e, yaralanabiliyor. Veya ahırda yaralanabiliyor. E, dikiş falan gerekmesi durumunda veterinerin dikiş uygulamasından sonra veya gerekmemesi durumunda doğrudan doğruya cilde uygulanan bir losyon. E, tamamen doğal malzemeler. işte Kantaron yağı, e, yani. hint yağı, e, zeytinyağı vesaire gibi, ardıç kaktanı gibi e, bitkisel ürünlerle hazırlanmış bir Solüsyonumuz var. Onu da kullanıyoruz. E, kendi atlarıma da kullanıyorum. E, bunun dışında da gene ufak tefek böyle özellikle çocuklar, küçük yiyiciler bunu e, çok seviyorlar. E, elmalı ve üzümlü olarak bizim ürettiğimiz tamamen doğal granola atlar için ödül bisküvilerimiz var. Hı hı. E, atımız güzel bir e, çalışma sonrasında bunu hak ediyor, onu veriyoruz veya güzel bir hareket yaptığı zaman yapmasını istediğimiz hareketi güzel yaptığı zaman bununla ödüllendiriyor. çok seviyorlar ee, elma kurusu üzüm kurusu e, ve tamamen doğal tahıl ürünleri ve önemlisi e, bu e, atın dişlerini e, kullanarak e, parçalayabileceği sertlikte tamamen dehidre edilerek yani e, pişirilmeden e, kurutularak elde edilmiş e, bir ürün. Bu ürünlerimizi e, müşterilerimize tulparı sevenlere sağlıyoruz. Evet. E, peki müşterilerinize ulaştığınız kanallar nelerdir? Şimdi aslında e, binicilik veya at sporları dünyada çok çeşitli. Hı hı. Türkiye'de e, bilinenler veya yaygın olanlar özellikle eee Engel atlama branşı, e, endürans yani uzun mesafe dayanıklılık yarışmaları, at terbiyesi e, bunlar özellikle büyük şehirlerde e, yapılan spor branşları, disiplinler. Bunlar aynı zamanda olimpik e, disiplinler, biniciliğe dair. Hı hı. Ama bunun dışında e, çok çeşitli e, at sporları var ülkemizde de dünyada da. E, mesela rahvan. Rahvan bambaşka bir dünya Türkiye'de. Evet. Cirit bambaşka bir dünya. Onların kendi ekosistemleri var açıkçası. Ee, bizim e, satış mecramız öncelikle e, atlarla ilgili spesifik veteriner hizmetleri veren veteriner klinikleri olarak başladı. E, bunlar binicilik kulüplerinin çevresinde olan e, veteriner e, klinikleri. Bundan sonra e, kulüpler, yani binicilik kulüplerinin içerisinde yer alan şoplar e, var, hı hı. E, dükkanlar, binicilik malzemeleri satıyorlar. E, buralar olmaya başladı. binicilik kulüplerinin kendileri olmaya başladı. Kendi atlarını, pansiyon atlarını veya kulüp atlarını e, ihtiyaçlarını gidermek için almaya başladılar. Toptan büyük miktarlarda. E, bunlar oldu. Daha sonra tabii yarış büyük bir Camia, yarış camiası, at yarışçıları. Ben açıkçası e, 25 senedir atlarla uğraşıyorum ama bir kere yarış seyretmedim. E, canlı olarak yani gitmedim. Ama tabii bu işleri biraz yaygınlaştırmaya başlayınca o tarafa doğru da gitmeye başladık. Hipodromları gezmeye başladık. İşte e, seyislere bunları anlattık, uygulamalarını anlatmaya başladık. Onlar tanımaya başladılar. Daha sonra tabii hipodromların çevresinde binicilik malzemeleri, at malzemeleri e, satan dükkanlar var. E ee, bunlardan sormaya başladılar ürünlerimizi ee, onlara e, tedarik etmeye başladık Böyle yavaş 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 gelişmeye başladı tabi eş zamanlı olarak sosyal medya iş işte Instagram hı hı. E, Facebook e, web sitemiz üzerinden WhatsApp üzerinden gelen siparişler e, gene es zamanlı olarak da Elektronik ortamlar, bilmiyorum isim söylememe gerek var mı ama tren, yol, N11 gibi elektronik ortamlardan da çok e, e, inanılmaz e, noktalı satışlarımız oluyor. Ben bu hafta mesela e, ilk defa şey yaptım Tokat, Turhal, ondan sonra Amasya falan gibi yerlerde e, ya dedim orada at binenler var mı falan diye düşünüyorum. Bu kadar senede içindeyim işin ama bilmiyordum. E, nitekim oralara bile gönderir ol, ol, olduk. Harika. Gerçekten çok güzel. Peki e, bundan sonrası için hedeflerinizden bahseder misiniz? Paylaşır mısınız bizimle? Tabii. Yani <laughs> öncelikle e, Türkiye'de e, bir e, pazar ekspansiyonu yapmak istiyoruz. Yani nedir? Cirit, Rahvan gibi e, yarışta biraz daha penetre olmak istiyoruz ve Cirit, Rahvan gibi... E, Disiplinlerde, lokal disiplinlerde daha bilinir bir marka olmak istiyoruz. Ve onların sevdiği bir marka olmak istiyoruz. Sevdiği ürünler sağlamak istiyoruz. Ee, tamamen e, yerli e, malzemeyle, ham maddeyle üretiyoruz. E, doğal yağlar dediğim gibi. Dolayısıyla ithal bir malzemeye ba bağlantımız veya e, zorunlu bir ilişkimiz yok. İthal ürünleri de... E, tercih edilmemeleri yönünde insanları bilgilendirmeye çalışıyoruz çünkü e, bunu yapan e, Avrupalı ülkeler Fransa'sı Almanya'sı bunun ham maddesini muhtemelen Türkiye'den tedarik ediyorlar zaten e, o yağları falan dolayısıyla e, burada bunlar var bunları tercih etsinler diyoruz Tabii ürün bazında bir yandan ürün gamımızı geliştirmek istiyoruz bu da e, ...product expansion dediğimiz, yani ürünleri biraz daha genişletmek istiyoruz. Ee, çok çeşitli ürünleri analiz ediyoruz. Yani neler yapabiliriz diye düşünüyoruz. Onlarla ilgili formüller oluşturuyoruz. E, deniyoruz, e, test ediyoruz. E, böyle bir e, planımız var. Tabii uzun vadede de, yani orta uzun vadede de bir co coğrafik ekspansiyon, genişlemek hedefimiz var. E, aslında... İran ve bazı diğer e, Orta Doğu ülkeleri gibi ülkeleri e, satıyoruz. E, i̇ş ortaklarımızla e, bunları satıyoruz. E, Avrupa tarafında e, satış hedeflerimiz var. E, özellikle İspanya, Portekiz, e, Bulgaristan, Yunanistan gibi ülkelerden talep var, görüyoruz. Fakat Avrupa Birliği'nin özellikle e, kendi içindeki e, üreticileri korumak adına ee, çok e, katı e, ithalat rejimi var. Bundan dolayı numune bile göndermekte zorluk çektiğimiz oldu açıkçası Ama bunları da aşacağız. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı da yapıyoruz. Ee, dolayısıyla bir yandan doğuya, bir yandan batıya e, bunları tanıtmak ve satmak istiyoruz. İlk etapta hedeflerimiz yani şu anda gerçekleşen zaten İran var. İran'ın Rusya var, Kafkas ülkeleri var ama bunu biraz daha geniş montan montanlı istiyoruz. Bununla beraber de körfez yani e, körfez ülkeleri, evet. e, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar vesaire gibi ve e, Avrupa. Evet. Peki e, diğer e, evcil hayvanlarımız için de ürünler düşünüyor musunuz? Evet, mu? evet, evet. O da bir sonraki e, faz, biraz uzun vade olacak. Ama birkaç sene içerisinde bu ürünleri e, pet shoplarda e, satılan kedi köpek versiyonlarıyla da bu markayı ilerletmek istiyoruz. Aslında bu sinek spreyi, detangler dediğimiz e, kuyruk yele spreyi dediğimiz tüy açıcı falan gibi malzemeler veya bu skatrizan e, bunlar kedi köpekle de kullanılabilir hmm. durumda. Ama tabii bu bir pazarlama e, çalışması gerektiriyor. Ve çok çeşitli e, noktalara yayılmış büyüklü küçüklü pet shoplarda bunların e, e, bilfiil bir marketing çalışması yapılması gerekiyor. E, bu biraz zaman alıyor. Ama öncelikle odaklandığımız pazarı bitirip ondan sonra ilerlemek istiyoruz. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yüzyıllardır e, bizlerin hem dostu hem e, en yakın arkadaşımız olan, atlar için bu kadar özel ürünler Çok seviyorum için. atları. E, yani daha doğrusu bizim dünyamızda, atçılık dünyasında atları herkes çok seviyor. Yani e, iki elim kanda olsa öyle söyleyeyim. Her gün ata binmeye çalışıyorum. Gidiyorum ve oraya 200 saati mutlaka ayırıyorum. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür için. ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sağ olun. Evet sevgili işkolik izleyicileri Tulpar At Ürünleri kurucusu Sayın Mehmet Nasuhi Şamlı konuğumuz oldu. Hoşçakalın.